verilmeli ve artık erzak bekleyen değil, iş arayan olmak istiyorum. Değil. İstihdam alanları yaratılmalı, meslek kursları açılmalı, belediyelerimizin Tekirdağ'ımızda oturan iş adamlarıyla beraber bir araya gelerek gençlerimize iş imkanı sunulmalı. Bizler yardım bekleyen topluluk olarak anılmak istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, kentsel dönüşümle ilgili bir iki cümle kullanacağım. Kentsel dönüşüm benden önce sosyal dönüşüm olmalı. Evine ekmek götüremeyen kişiyi yapacağının evin taksitini ödeyemezse kentsel dönüşüm yerinde iliştirme odakları olmalı. Yani yerinde yapılmalı olmalı. Bizse maalesef kaçak bina yaparak Roman kardeşlerimizin evleri yıkılıyor. Bunun derhal durdurulması gerekiyor. Bu kışın ortasında ne oluyor be? Ne oluyor? Anlayamadım. Ne oluyor? Sorunlarımız büyük. Heyecanlıyım. Tekirdağ'da artık küçük yaşta evliliklere anılmasın. Çocuk yaşta evlilikler artık son bulsun. Bulunsun ki tek yolu eğitimdir, eğitim. Kızlarımızın, oğullarımızın okula gitsin. Ekonomik olarak ayakta kalsınlar. Biz görevimizin hepimizin anne babanın ilgilerine kamu kurum görevlendir. Bu çocukların eğitime yönlendirmesi için bu programlara oluşturulması gerekiyor. Belediyelerimizin sosyal işlerde çalışan uzmanlar, sosyalistler, kadın aile eğitimleri üzerinde çalışma yapması, ev ziyaretleri yapılması, bizler çocuklarımızın koca evine değil okula göndermek istiyoruz. Romanların çocukların tekrar olan evlerde yaşamını zorluk çeken, çocuklar için mahallelerde merkezlerin açılmalı ve onlarda Süleymanpaşa Belediyesi ilk adımı atmıştır. Buradan da teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Kadın sağlığı konusunda çalışma yapılmalı. Belediyemizde çalışan sosyal hizmet uzmanları kadınlarımıza yönelik çalışma yapmalı. Yeni doğacak çocukların sağlığı için Roman kadınlarının hamilelik öncesi ve sonrası eğitimler ücretsiz beslenme programları geliştirilmeli. Ve aynı zamanda Roman mahallelerinde gençlik merkezlerinin açılması, Roman gençlerinin gençlik merkezinde kurulmalı, burada olanları geliştirerek mesleki kurslar ve kariyer danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Değerli arkadaşlar, bizi bu imkanı taşıyan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bu olgunluğu, bu topluluğu gösterdiği için onlara teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sıkıntılarımız büyük. Belediyemizin, Büyükşehir Belediye'nin kurulduğundan bu zamana kadar Roman toplumumuzun maalesef bunları belirtmek zorundayım. Balıkçılarla ilgili problemler yaşıyor. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan ifadelerimi sunmak istiyorum. Bunlara bir an olsun çözüm bulunmalı. Bu kardeşlerimize yer verilmeli ve yer gösterilmeli. Aynı zamanda evleri yıkılacak olan Roman kardeşlerimizin kışın ortasında lütfen durdurulması. Ve aynı zamanda atalarımızdan gelerek beygir adalarına koşarak ekmeğini kazanan kardeşlerimizin bir nebze olsun, eğer ki onların at arabası alacaksa 3,5-4 milyar üstüne ücret onlara tarayarak iş garantisini istiyoruz. Festival alanlarında Roman kardeşlerimizin yapmış olduğu işlere de aynı zamanda
efendime söyleyeyim, bu konularda da yardımcı olmak istiyoruz. Değerli başkanlarım, değerli milletvekillerim, AK Parti hükümeti geldiğinden bu zamana kadar, yapmış olduğu roman açılımından bu zamana kadar hiçbir şey yapmamıştır arkadaşlar. Sadece ev konusuyla bizleri oyalamıştır. Bu da bizi üzüyor. Güzel politikalar geliştirerek, güzel çalışmalar yaparak herkes taşın altına elini koysun. Hepimiz kardeşiz. Bu yolda beraberiz. Lütfen ve lütfen bu yardımları da vatandaşlarımıza yapsın. Teşekkür ediyorum.